Ama biz yine de paranın manevi ve ruhi hangi hastalıklara neden olduğunu dilimiz döndüğünce sıralayalım. Örneğin, insanoğlunda para biriktirme hırsı var değil mi? Peki bunun zararı ne? Zararı şu: para biriktirme hırsı kişiyi çevresine karşı tamamen duyarsız kılar ve sadece kendisi için yaşamak zorunda olduğunu hissettirir ki böyle biri de robottan farklı değildir. Kendilerini tamamen para kazanmaya odaklayan insanlar çok tehlikeli olur. Çünkü böylelerinde kişilik bozukluğu olur, çıkarcılık had safhada olur, yalan eksilmez. Hatta parayı elde etmek için çok saldırgan da olurlar. Yine merkezine parayı alan biri eğer elinde yetki varsa görevi kötüye kullanır. Nitelikli dolandırıcılık yapıp kul hakkına girer. Gücünün yettiğine eziyet eder ve hatta katili elde edeceği parayla aklar değerli izleyenler. Peki para lazım değil mi? Elbette ki parasız bir hayat düşünülemez. Ama biz parayı sadece ve sadece bir şeyler elde etmek için, yani bir araç olarak kullanmalıyız. Amaç olarak eğer kullanırsak demin saydıklarımızdan bir farkımız kalmaz. Son söz, paraya hizmet edenlerden olmayacağız ve şu duayı edeceğiz: Allah'ım bizi para hırsından uzak tut. Amin.